Kalite, müşterilerin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli olarak karşılayabilecek ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde üretmektir. Toplam kalite yönetimi bir ortaklıktır. Tüm çalışanlar, tedarikçiler, pazarlamacılar, dağıtıcılar, yani ürünle ilgili olan herkes, her birim ve çalışan sürece dahildir. Bu konuyla ilgili olarak kullanılabilecek anahtar kavramlar şunlardır: Kalite, toplam kalite yönetimi, Konaklama hizmetleri. Bu programı izledikten sonra toplam kalite yönetimi kavramı ve gelişimi nedir? Toplam kalite yönetiminin unsurları, ilkeleri, başarı koşulları ve başarısızlık nedenleri nelerdir? Konaklama hizmetlerinde toplam kalite yönetiminin önemi nedir? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Toplam kalite yönetimi kavramı içinde kalite anlayışı, müşteri odaklı bir kurumsal kültür tarafından desteklenmiş, müşterilerin öznel değerlendirmelerini ve ürün ya da hizmete ilişkin bireysel algılarını ön planda tutan bir kalite anlayışıdır. Toplam kalite yönetimi sadece üretilen ürünün kalitesiyle ilgilenmez. Bunun yanında sistemin tüm elemanlarıyla veya tüm müşterilerin tatmin olmasıyla ilgilenir. İşletmede en tepe yöneticiden en alt kademedeki çalışanlara kadar Tüm elemanların bu sorumluluğu paylaştığı bir sistemdir. Toplam kalite yönetiminin amacı her şeyden önce israfı önlemek, kaliteyi iyileştirmek, yapılacak işi en kısa zamanda, mümkün olan en az maliyetle, en yüksek verimlilik düzeyinde gerçekleştirmektir. İç müşteri söz konusu mal ve hizmetlerin üretilmesinde ve dış müşteriye ulaştırılmasında doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan tüm işletme çalışanları olarak ifade edilmektedir. İç müşteri kavramı bir örgütün üretim süreci ve hizmet süreci etkinliğinin iyileştirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Dış müşteri bir ürün ya da hizmetten kaliteli olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücüyle desteklenmiş bireylerdir. Müşteri tatmini ürün ve hizmetlerin işlevi müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Müşteri tatmini kişinin beklentilerini o ürün ve hizmetin karşılayıp karşılamadığının bir göstergesidir. Eğer kişinin beklentileri o ürün ya da hizmeti algılayışından büyük ise, yani beklentilerini karşılayamadıysa burada bir tatminsizlik vardır. Eğer ürün müşterinin beklentilerini karşılıyorsa, o zaman müşteri tatmininden söz edilebilir. Kalite çemberi, çalışanların kendi deneyimlerine dayanarak yapılan işin kalitesinin yükseltilmesi, hataların ve aksaklıkların giderilmesi yönünde yaratıcılık becerisinden ve beyin gücünden yararlanılmasını kapsamaktadır. Kıyaslama Performans düzeyini artırmak için bir organizasyonun kendi içinde veya diğer organizasyonlardaki en iyi uygulamayı tespit ederek kendi organizasyonuna uyarlamasıdır. Kıyaslama ya da başka bir deyişle benchmarking sadece kıyaslama yapmak değil, başka organizasyonlarla kıyaslama yaparak en iyi uygulamaları bulmak ve organizasyonun kendi yapısına ve süreçlerine bunları uyarlamaktır. Sürekli iyileştirme yani Kaizen, toplam kalite yönetiminin temelini oluşturur. Sürekli iyileştirme yalnızca işletmeler için değil, aynı zamanda sosyal yaşamda, ev veya özel yaşamda da uygulanabilen bir yaklaşımdır. Tam zamanlı üretim yani just in time, bir işletme için israfı en aza indirmek suretiyle sürekli iyileştirmeyi ve değerinin artırılmasını hedefleyen yalın bir üretim anlayışıdır. Bu yaklaşımın temel amacı üretim hızını artırıp akış süresini kısaltarak kalite, maliyet ve teslimat performansını aynı anda iyileştirmektir. Toplam kalite yönetimi tanımının merkezinde müşteri tatmini yani müşteri odaklılık vardır. Toplam kalite düşüncesi çerçevesinde yönetim, personel ve sistemin birbirleriyle yakın etkileşimi içerisinde tüm sistem müşteri tatminine odaklanır. Bu anlamda toplam kalite yönetiminde tüm çalışanlar müşterinin hizmette, kalitede ve tatminde merkez olduğunu bilmeli, iç ve dış müşteri kavramlarını anlamalı, müşterinin isteklerini belirlemek için araştırma yapmanın önemini takdir etmeli, Ürün veya hizmeti müşterinin isteklerine uygun hale getirmek gerektiğini anlamalıdır. Ayrıca müşteriyle ilişkilerin hizmet sonrasında da devam ettiğine dikkat etmeli, her zaman müşteri isteklerini karşılamak ve bunları aşmak için istekli ve kararlı olmalıdır. Toplam kalite yönetiminde işletme içinde uygulamaya üst yönetimin liderliğinde başlanmalıdır. Üst yönetimin katılımcılığı ve liderliği olmaksızın toplam kalite yönetiminin işletme içinde kabul görmesi ve uygulanması mümkün olamayacaktır. Genel olarak çalışanların katılımı dendiğinde karar ve uygulama aşamaları ile birlikte denetim ve kontrol sürecinde tüm çalışanların görüş, düşünce ve fikirlerinden yararlanmak anlaşılmalıdır. Toplam kalite yönetiminin ilkelerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Yönetim ve çalışanlar bir işbirliği çabası içinde birbirlerine bağlanmalıdırlar. Çünkü toplam kalite yönetiminde öncülük ve liderlik üst yönetimin sorumluluğu altındadır. Sürecin her öyesi, her çalışanın birbirini etkilediği ve ortak bağlılık ve sorumluluk düşüncesi çerçevesinde incelenmelidir. Geçmişe dönük bir değerlendirmenin yanı sıra bir analiz ve tatmin edici bir değerlendirmeye imkan sağlayan sonuçları açıkça gösteren ölçümler yapılmalıdır. Kusursuzluk veya mükemmellik işe yönelik gerçekleştirilecek sürekli eğitimlerle başarılmalıdır. Tüm çalışanlara yeni toplam kalite yönetimi tekniklerini kullanma konusunda eğitim verilerek ve bir güven ortamı oluşturularak paylaşma, karşılıklı anlayış, katılımcılık ve yaratıcılığı tanıyan ve teşvik eden bir sistem benimsenmeli ve çalışmalar takım çalışmasıyla yapılmalıdır. İşletmelerin ilgi duyduğu toplam kalite yönetimi felsefesini uygulayıp başarıya ulaşabilmeleri için bazı koşullar gereklidir. Bu koşullar temel olarak şu şekilde sıralanabilir. Toplam kalite yönetimi sisteminde görünür biçimde yer almak, örgüt içerisinde tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir vizyon ve görev anlayışı ortaya koymak, işletme içerisinde herkesce kabul gören bir kalite kültürü oluşturmak ve yaymak, Toplam kalite konusuyla ilgili tüm çalışanları yetkilendirmek, işletmedeki birey ve grupların toplam kalite konusundaki çabalarını zamanında görmek ve takdir etmek, toplam kalite yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duyulan kaynağı ayırmak ve uygulamaları desteklemek, müşteri ve tedarikçilerle sürekli ilişkiler içerisinde bulunmak, öğrenen bir örgüt yapısı ortaya koymak, işletme içindeki çalışanları toplam kalite yönetimi konusunda motive etmek. Gerek içinde bulundukları sektör, gerekse üretim türlerine göre toplam kalite yönetimi uygulamak isteyen her işletmenin bu süreçte başarılı olamayacağı da kaçınılmazdır. Yalnızca toplam kalite yönetimi değil, her türlü yönetim uygulamasında işletmelere gelen yenilik belli başlı sebepler yüzünden başarısızlığa uğrayabilir. Bu sebepleri temelde yönetimden kaynaklı sebepler ve çalışanlardan kaynaklı sebepler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Yönetimden kaynaklanan sorunlar, Toplam kalite yönetimi sürecinin bir işletmede uygulanması kararı üst yönetimin önderliğinde verilecek bir karardır. Toplam kalite yönetimi süreci işletmede tüm çalışanların katılımıyla yürütülecek olsa da işletme içinde toplam kalite yönetimi kültürünün ve ikliminin oluşması, çalışanlara bu fikrin empoze edilmesi yine yönetimin sorumluluğundadır. Toplam kalite yönetimi uygulamalarında yönetimden kaynaklanan sorunların yanında çalışanlardan kaynaklanan sorunlarla karşılaşmak da mümkün olabilir. Toplam kalite yönetimi insan odaklı bir yaklaşımdır. Onların yaratıcı yönlerini harekete geçiren insan odaklı bir çalışma yöntemi olduğu için çalışanlara sistem doğru anlatılırsa genellikle konuya ilişkin bir direnç ya da bilinçli bir engelleme girişimi çıkmamaktadır. Konaklama işletmeleri dış müşterilere kaliteli bir hizmet sunabilmek için iç müşterileri tatmin etmeleri gerektiğini anlamış, bu sayede çalışanlarına yönelik yatırımlarını arttırmıştır. Müşterilerin hizmet kalitesini algılaması, hizmetten tatmin olması, memnuniyet düzeyinin yüksek olması işletmeyi temsil eden personelin verdiği hizmetin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Toplam kalite yönetimini oluşturan unsurlar içerisinde müşteri odaklılık, üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların tam katılımı, vizyon, misyon, takım çalışması önemlidir. Üretim sektörlerinde toplam kalite yönetimini uygulamak, hizmet üreten işletmelere göre daha kolaydır. Üretim ve tüketimin farklı olduğu sektörlerde işletmelerin ürünü depolama şansları vardır. Konaklama hizmetlerinde ise böyle bir imkan bulunmamaktadır. Çünkü sunulacak hizmeti depolama imkanı yoktur. Bu programda toplam kalite yönetimi kavramı ve gelişimi nedir? Toplam kalite yönetiminin unsurları, ilkeleri, başarı koşulları ve başarısızlık nedenleri nelerdir? Konaklama hizmetlerinde toplam kalite yönetiminin önemi nedir? sorularına yanıt verildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi konaklama hizmetlerinde kalite yönetimi ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.